Bir adamda ibret alma yoksa onun karşısına ne getirirsen getir ibret almaz. Ne getirirsen getir. İnsanın da ibret almasına mani olan şey dinliyor musunuz? İnsanın ibret almasına mani olan şey gaflettir. Gaflet nedir? Dünyayı sever. O anda başka bir şeyle meşgul olur. Heva hevesine kapılır, ibretleri göremez. Kaçırır. Onlar kendisinden el çekerse, dünyaya karşı şehveti el çekerse, gadabı, hırsı giderse, her baktığı şeyde ibret görür. Hatta güzellik görür. Daha evvel anlatmıştım. Mesela bir yaşlı, ihtiyar, eli takatı yok. Zaten ancak böyle bir Allah deyip şehadet edecek durumda. Çiçeğe bakar sevinir, kuşa bakar ay ne güzel, ne kadar iyi yapmışlar, ne kadar çocuk iyi yetişmiş, ay ne güzel yapmış, her şey güzel görür. Neden? Çünkü onu başka türlü gösterebilecek olan şehvet ondan çekilmiştir. Güzellikten başka bir şey görmez. Ne güzel torunum, ay benim oğlumdur ya, bu torun başkaymış falan. Torunda, oğlun daha güzeldi. Ama oğlun varken dünyaya hırsın vardı, sevemedin çocuğu. İşgailen vardı. Yarın ödeyebilir miyim, şunu edebilir miyim, bu ne? Halbuki torun morun diyor. Torun ne? Torun namussuzun önüne gideni. Çocuğunun yaptığının 100 katını yapıyor sana. Sakalını çeker, bilmem ne, ortaya pisler. Hayatta sen çocuğuna müsaade eder miydin onu? Yok. Torun çok tatlıymış. Neden? Çünkü gitti şehvet. Hırs gitti. Şimdi her şey güzel geliyor zaten. Hava bulutu ne güzel. Allah ne güzel yaratmış. Sanki o gök senin için yeni yapıldı o. Gençliğinde de vardı o senin. Ama SMS'de o sırada ne yapıyorsun? Seni özledin mi? Bunlarla uğraşıyordun o an. Gök falan görecek halin yok. Namaz, abdest, hak getire. Bir adam Allah'tan ibret almayı isterse her şey ona ibret olur. Bir çocuğu gördüm diyor Hazreti Ömer. Böyle canla başla abdest alıyor. Ezandan evvel oturuyor safta, böyle huşu içerisinde bekliyor falan. Oğlum maşallah ne kadar güzel. Daha demiş sen namazla bile aslında mükellef değilsin. Öyle demiş de babamı gördüm demiş. Ocak yakıyordu. Büyük odunları yakmak için küçük parçalar koyuyordu. Acaba çocuklar da mı girer diye düşündüm diyor ateşe. Acıdım çok nasıl da çocuğu işlemi. Ay hayali muhayyeli. sen konuşma bir kere. Senin PlayStation'ında o Harry Potter'da seyrettirdiğin filmler yüzünden çocuğun rüyaları bozuldu. Sen uyuyorsun. O reklamlarda seyrettiği namussuzluk ona yeter. Sen konuşma bir kere bunu. Hani çocuğu ateşte koyacaksın, yanacaksın dememişler ki. Çocuk kendisi bakmış. Onu kendisi ibret alır bir hale gelmiş. Herkes namaz kılıyor. Ben niye namaz kılmıyorum diye düşünmüş. Anlatabiliyor muyum? İbret almayı Allah'tan iste diyor Hazreti Musa. Şöyle olsun da ibret alayım. Bana bir şey göstersin de ibret alayım. Şeyhe gideyim de ibret alayım. Mürşit varmış. Hadi gidelim kız ibret alalım. Lan sen hani adamın Hazreti Pir'in dediği gibi. Efendim dün akşam gelemedim demiş. Böyle çok mürahi bir dervişi var. Dün akşam gelemedim dün akşam. 3 kere 4 kere söylemiş. Hani tepkisini ölçüyor. Oğlum demiş her gün bana geleceğine bir gün kendine gelseydin bu iş tamam olurdu demiş. Yani. Bana gelme sen kendine bir gel. Allah'tan ibret almayı, söze bak, müthiş bir söz. Allah'tan ibret almaydı. Hazreti Musa'nın men etmesiyle o adamın hırsı iyice arttı. Zaten kişi men olduğu şeye karşı haris olur. Terbiye edilmemiş nefislerin ekserisi bir şeyden mahrum bırakıldığında ona karşı hırslı olur. Terbiye edilmemiş, bak tekrar söylüyorum. Terbiye edilmemiş nefis sahipleri bir şeyden men edildiklerinde ona karşı ilgi duyar. Bu aynı zamanda modern zamanda da kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Mesela girersin bir dükkana. Evet gömlek var mı? Tabii efendim. Şimdi gömleklerimiz bunlar. Burada da şey renk seçeneklerimiz. Şöyle olsaydı. Yok şey var yani başka renklerimiz de var ama onlar biraz kumaşı biraz pahalı. O yüzden arkasında bakmaz bir yer. Sen alamazsın der onu yani. Oyun yapar adama, zoka o. Bunlar şimdi 3'ü 100 lira, orası tabii 150'den başlıyor fiyatları. Yok ya der, ona da bakayım ben der yani. Zaten onu yapmak istiyor. Onu her zaman satıyor. 150'yi sattıracak. Onu önce ondan men eder. Anlatabiliyor muyum?
O birçok çikolata kaplarının, kavanozların dibine, şekillerine bakın. Yani bir adamın geri zekalı olması lazım. O çikolatanın dibine birikir o çikolata illa. Marka ismini vermiyorum. Sponsor firmamız yasak. Hani dibine daldır, parmağın girmez. Köşelerine bak. Ya ulan sen bu çikolata yedireceksin. Niye içine ayrıca bir niş yapıyorsun ki bunun girinti? Niye yapıyorsun girintiyi? Çünkü adam orayı kazırken zihnine kazır onu. Onunla meşgul olurken kafaya kazır. Hırs yapar. Gider bir kavanoz daha alır. Ondandır o. Mesela reklamlarda falan da tamamını gösterse yaparsın. Bir parçasını gösterir. Gofreti. Anladın? İşte o. O çünkü senin ondan men edilmen ona karşı talebini arttırır. Anlatabiliyor muyum? İnsanın mizacında vardır bu. Evet. Çoğu insan ilişkilerinde falan da yani bir insan böyle bakmaz. Bakar kaçırır. O bir olta atmaktır o. O sebepten ikinci bakıştan mesulsün der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Döndün bir daha baktın mesulsün der. Göz çarpması olabilir. Baktın o ikincisi oltadır o. Geldin oltaya demektir. Oradaki mesulsün yanarsın gözlerine kurşun akıtılır. O filmin son sahnesi. Sen arada gidersin. Yani sen gaflete düşersin. İbret alamazsın. Çocuğunu sevemezsin. Hatta bazen o kadar vahim olur ki torununu da sevemezsin. Anladınız onu, silsileyi birleştirin. Zorla derse gelenler konuştuklarından bir şey anlamayabilirler. Bence kalkamıyorlarsa, dışarı çıkamıyorlarsa en azından bu yarım saatte anlamaya çalışsınlar. Anlamaya çalışırlarsa istifade ederler. Çünkü bunlar benim sözüm değil, büyüklerin sözü. Hiç olmazsa bu durumdan birazcık hisse kapsınlar. Hazreti Musa men etti ama men etmesi adamı daha da azdırdı. O adam dedi ki ya Musa, senin nurun dünyaya aksedince her şey kadini kıymetini sayende buldu. Ey cömert Kerimullah, benim bu muradımdan mahrum etmek senin lütfuna layık olmaz. Şanına yakışmaz. Sen koca peygambersin ya. Senin ışığınla bütün kainat aydınlanmış yani. Niye beni mahrum ediyorsun? Bu zamanda hakkın halifesi sensin. Eğer beni mahrum edersen meyus edersin, üzersin. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, bu saf adamı galiba, bakın ne kadar enteresan, bu saf adamı galiba melun şeytan zebun etmiş. Bak yine Hazreti Musa Aleyhisselam o adamın kabahati olarak şey yapmıyor. Burada anlatamadım, bir daha okuyorum. Hazreti Musa Allah'la konuşuyor. Diyor ki ya Rabbi, galiba sırrı sence malum. Galiba bu adamı şeytan kendi emeline zebun etmiş. Oynamak için kullanıyor. Nezaketi görüyor musunuz? Allah'ın kulunu Allah'a şikayet etmiyor. O kötüdür demiyor. Allah Allah. Galiba diyor. Ben anladım ki de demiyor. Bak Allah'a karşı edep, kulun durumunu aktarırken de bu kul kötü demiyor. Bak dikkat et. Usluba bak büyüklerin. Allah'a arz ederken şu kötü kulu ya Rabbi demiyor. Ya Rabbi asilerimizi istahe, şeytana uydurma, uymasınlar ya Rabbi diye söylüyor. Ya ne demek kötü değil yani karşıdaki. Bu adam şeytanın galiba şeyine uydu. Adam iyi yani. Bak şikayet etmiyor. Peygamberin ahlakına bak. Anlatabiliyor muyum? Önemli değil mi bunlar sizce? Uslup olarak. Uslubu lisan aynıyla insan. Meşhur bir sözdür bu. Uslubu lisan aynıyla insan. Üslup, lisanın üslubu neyse bil ki insanda o. Aynıyla insan. Nezakete bak. Geçen bir hadis sohbeti dinliyorum. Fesübhanallah. Subhanallah.
Neyse. Eğer istediğini öğretirsem ona ziyanı dokunacak. Öğretmezsem kalbi suizanda bulunacak. Ben bu kıssadan çok etkileniyorum arkadaşlar. Yani şahsi böyle tahassüsatımla sizleri meşgul etmek istemem. Ama hakikaten çok hoş yani. Söze bak. Eğer istediğini öğretirsem ona bu istediği şeyin ziyanı dokunacak. İstediğini vermezsem kalbinde suizan olacak. Anlatamadım, tuhaf bakıyorsunuz. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam onu düşünerek istediğim şeyi versem zararı dokunacak dedikten sonra neye işaret ediyor? Bir müminin peygambere suizan etmesi. Nimetin en büyük nimet peygambere kavuşmak olduğu için en büyük nankörlüktür. Şimdi bu verdiğin nimeti alacak, o nimet onda ne yapacak? Ziyan uğratacak. Bu sefer de nereden istedim diyecek, küfranı nimet de diyecek, belaya uğrayacak. Vermedin, bana suizan edecek. Ne olacak? Helak oldu. Bitti. Peygamberle irtibatı kesilince ne olacak? Bitti. Hiçbir şey yoktur bir adamın. Ha sen şimdi aklına gelmez tabii. Peygamber var mıymış, yok muymuş, alakam yok. Merak etme, biraz böyle biraz daha hayatın sadmelerini, o sevdiğin şeylerin seni nasıl aleyhine döndüğünü, o dünya hevesi hırsının nasıl sana çalıştığını görüp öğüttüğünü görünce aman ya Resulallah diyeceksin. İnşallah o zaman Efendimiz'i sana teveccüh eder bulursun. Çünkü en son bakılacak yüz peygamberin yüzü değildir. Bütün bir ömür ona bakılır, en sonunda onun cemali görülerek gidilir. İşin hakikati budur. Suizan etmek ne demek? Feillem testahi fesnab imaşit veya bu mealde buna benzer bir başka rivayeti daha var metin olarak. Hasan-ı Basri diyorlar ki peygamberin en büyük tehdidine utanmıyorsan istediğini yap sözü diyor. Utanmıyorsan istediğini yap. Neden? Seninle alakasını kesiyor diyor. Benimle alakan yok yani. İstediğini yap. Ne demek? Hani ben seninle işim yok demek. En büyük tehdit budur diyor. Ne ateşe girersin, cehennemde yanarsın. Allah diyor bunlar o kadar büyük tehdit değil diyor. Çünkü peygambere bir nisbetim vardır. Şefaati de ehlil kebairi min ümmeti. Fakat diyor ötekisinde alakayı kesiyor diyor. Utanmıyorsan istediğini yap. Ne demek ya? Koca peygamber bunu sana söyler mi? Kendisine itaatle emrolunan zat istediğini yap derse ne demek bu? Alakan yok demek. En büyük tehdittir diyor bu. Evet. Acayip bir şey. Bak ne kadar basit gibi görünüyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki peki niye bunu Allah'a arz ediyor? Hadi bu ince bir devam edeyim dur. Cenab-ı Hak buyurdu ki ya Musa öğret çünkü biz lütuf ve keremimizden hiçbir duayı asla reddetmeyiz. Sana gelmiş bak biz diyor sana gelmiş ve bunu senden istemiş bir Allah'ın peygamberi olarak. Biz bizden istenileni reddetmeyiz diyor. Ver ona. Peki Musa Aleyhisselam niye bunu söylüyor? Verirsek bu olacak. Çünkü tanıyor. Ne olacağını biliyor. Peygamber ve o işin ehliyeti, salahiyeti hak eden bir insanı olmasının dışında böyle bir emaneti aldığında onun başına bela olacağı görüyor. Gözde gördüğü bir şey bu. Şeriat yani bu. Şeriatı. Allah'ın ona verdiği şeriat ölçüleri. Fakat kalbi suizan edecek meselesini Allah'a niye açıyor? Çünkü kalpleri çevirmek Allah'ın elinde. O yüzden Allah'a söylüyor onu. Kalbi suizan edecek bana diyor. Yani ne dersen o. Bir de Musa Aleyhisselam'ın burada kendi başına ahkam kesmemesi var. Bir adama sen küçücük yetki ver her şeyi. Ben söyledim ya yapsana der. Bak Allah'ın salahiyet verdiği kula bak her şeyini Allah'a danışıyor. Burada ayrıca da mürşidin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Ha biz biliriz tamam öyle olsun şöyle olsun. Kimsin nesin? Allah'la irtibatın varsa adamsın. Hakla irtibatı olanın hukuku konuşulur. Hak Allah'ın ismidir. Hakla alakası olmayan adamın hukuktan ne fayda şey olacak?
Ne bereketi olur? Allah'a inanmayan adamın da hukuku var mıdır? Vardır. Neyle alakalı? Allah'a inanmayanlara ait hukuktan alır o. Allah'a inanan adamın hukukundan almaz. Şimdi Allah'a inanmayanın da hakkı korunmuştur. Allah'a inanmıyor. Onun da hukuku korunmuştur. Kafana göre öldüremezsin, vurup kıramazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani hayvanı bile nasıl öldüreceğinin hukuku tayin edilmiştir İslam'da. Bırak sen insanı. Bomba atıyorlar, bilmem ne atıyorlar vesaire yapıyorlar. Onların İslam'la falan alakası yok. Onların hakkı var mıdır? Vardır. İnanmayanlara tanınan hak kadar vardır ki Allah Teala mesela dünyada buyuruyor ki ister inan ister inanma. Dileyen inanır, iman eder, dileyen inanmaz. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا عَتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَاءَ وَاِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا اِنْ كَالْمُهْلِ يَشْفِ الْوُجُوهُ Ayet-i kerimenin de telaffuzuna bak. Telaffuzundan zaten başa bir şey geleceğini anlıyorsun. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا عَتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا اِنْ كَالْمُهْلِ يَشْفِ الْوُجُوهُ Bakıyorsun telaffuzda bir acayiplik var. Anla ki azap ayeti o. Yani Kur'an-ı Kerim'in telaffuzu bile müthiştir. Defaatle anlattım bunu. İnanmadın ama inanmadın ama bak bunun karşındakini bil. Burada inanmamaya da hakkım var. Ama orada ben de inandım diye. Yani bu Cem Yılmaz'ın falan diyor. Buraya yazılmaya çalışanlar var diyor. Kıyamette falan. Orada inanmama falan yok. Orada hakkı kabul ettiğinden değil, mecburen ikrar edecek orada. Burada mecburi ikrar yok. Orada mecburi ikrar var. Onun da faydası yok ama. Arz edebiliyor muyum? Yani adam ahirete gittiğinde belki şöyle diyecek. Ya Rabbi, keşke beni bana bırakmasaydın da sana karşı gaflet ettiğimde hep böyle ben ilk bir elektrik çarpsaydı mesela. Kendime gelsin. Sırtımda o sopa vursalardı da beni ille bir şey yapsalardı. Yani keşke namaza kaldırsalardı beni. Yalvaracaksın. O yüzden bu dünyada sana yapılan ikazları, yoklukları, hastalıkları, nankörlükleri, ihanetleri, nimet eksikliklerini, hepsini nimet bil. Hepsini Allah'a ikazı bil. İbret almayı iste Allah'tan. Allah ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemez. Evet. Arkadaş diyor ki biz üniversite yıllarında diyor suyun kaldırma kuvvetini keşfetmiştik diyor. Ötekisi diyor ki herden diyor kaç kişi keşfetmiş. Abi öyle değil diyor. Sabah namazda kalkmayan adama su döküyorduk diyor. Ben kalkıyordum diyor. Suyun kaldırma kuvveti diyor. Öyle espriler yapan insanlar da var. Ama tabii bu bazılarına banal gelebilir. Yani bu zaten espri olarak anlatılıyor. Hani nereden düştük bu yobazlığın içine demesinler. Biz bunları espri olarak anlatıyoruz. Evet. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'a Rabbi Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi sen biliyorsun sonra pişman olacak ve nedametinden parmağını ısıracak, elbisesini yırtacak. İktidar herkesin harcı değildir. Söze bak. Neyiz kudret herkesi ya. İktidar herkesin harcı değildir. Aciz, müttaki olan kimseye en iyi sermayedir. Allah'tan korkan, doğru yolda ilerlemek isteyen bir insan için acziyetini hatırlamak daima iyidir. İktidar, muktedir olmak çoğu kişi için beladır. Evet. Eli bir şeye erişmeyen kimse züht ve takvada kalır. Yani hala bile gidin cami cemaatinin ekserisi fukaradır, orta direktir ya. Ekseri. Şeyler de var. Kızmasın ama kimse bana. Ben zengin muhitte falan ya affedersiniz. Zengin muhitteki camilerin bariz özellikleri var. Hakikaten. Gerçi ben onları da seviyorum. Çok tonton insan. Çok güzel insanlar var. Hani sonradan namaz kılmaya başlayanlar da oluyor. Mal mülk tabii artık sıkıştırıyor. Elhamdülillah. Allah yine onu rezil etmemiş. İnan ki küçümsemek için söylemiyorum.
camide yaptırdığı çok belli. Mesela kalkarken hocam diyor şeyleri de yanmıyordu diyor ışıklar falan. Anlıyorsun ki o camiyi yaptıran adamlardan biri yani. Garanti. Bir de şey de çok belli oluyor. Sandalye sayısı fazla olunca camide oradan bir şey anlaşılıyor. Yani git şimdi bizim Sultan Gazi falan bir tane sandalye göremez. Ama Moda'daki camiye git arka taraf komple sandalyedir. Otururlar. Oradan bir locadan seyretme hastalığı var çünkü olsun. Yine camiye geliyor, hoş. Onu çok fazla abartmamak lazım o işleri. Yani caminin cami havası olması lazım. Kalk işte sevabı daha çok sürünsün yerde falan demiyoruz. Öyle haşa, işte ne lüzum var? Ama böyle çok da fazla seninki benimki falan filan gibi numara neredeyse fena tutacak adam şuraya otur falan diyecek. Sinema gibi o kadar da değil yani. Alırsın bir iskemle mütevazi bir şey. İşini görecek kadar bir şey. Odur yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben 106 yaşında bir seyit gördüm. Cizeli. Muhammed Cezeri isminde. Bu Mehmet Görmez Hoca'nın da şeyhinin oğlu. Şey, Mehmet Görmez Hoca'nın hocası olan Mehmet Emin Er Hoca'nın mürşidinin oğlu. 106 yaşında, 107 yaşında. Evine ziyarete kabul edecek dediler. Kapıyı açtık. İşte oğlu geliyor dediler karşılamaya. Bekleyin bir dakika, kapıyı bulamazsınız. Oğlu iniyordu. Oğlu geldi. Aksakallı bir adam. Oğlu. Gelin gelin diyor. Oğlu, oğluymuş. Gittik, müsait müsait dedi. Uyumuyor dedi. Kur'an okuyor dedi. Kur'an okuyor. Nasıl şey yaparsın? Kur'an okuyor. Hani böyle. Şu şekilde durmuş. Ufacık bir adam. Benim kolum kadar dersin. Şöyle. Koca bir Kur'an. Gözlüksüz okuyor. Böyle şu vaziyette. Kur'an okuyor. Gözlüksüz. Babacığım dedi. Geldi misafirler dedi. Hoş geldiler falan dedi. Ezan okundu mu dedi hemen. Okunmadı. Peki. 5 dakika sonra ezan okundu diyor ezan. Okunmadı baba falan derken ezan okumaya başladı. Duyuyormuş. Hiç kaldırmıyorlarmış sabah namazı. Kendinden kalkıyormuş zaten. Teheccüde falan böyle. Oturarak namaz kıldı. Ayağında platinler varmış. Bu affedersiniz burada dizlerinde platinler tutmadığı için. Oturarak sünneti kıldı. Gametledi işte oğlu geçti imamete. Yardım istedi, ayağa kalkacak. Ayağa kalktı, böyle titriyor şu vaziyette çünkü dengesini tutamıyor. Yardım otursun falan filan, arada konuştu bizimkiler. Hayır dedi, farzları kılarken oturarak kılmaya utanıyorum diyormuş. Şimdi bu da bir adam şimdi. Ya görmesen daha iyi böyle insanları. En azından mesul olmazsın yani. Şimdi bitti şimdi, senin artık kapı. Böyle bir adam var, ya aynı dönemde yaşadı işte, bitti. Ve böyle adamlar da var. He, ben yaşlanınca böyle olurum. Şimdi yer müsait diye bir şey söylerdim de. Alim adam kocadıkça koç olur. Cahil adam kocadıkça hiç olur. Şimdiden başlarsan bu sermaye birikir. Adam 60 yaşından sonra ışık görünüp de böyle olmaz. Fırsatını buldun ya zaman yapacaksın. Şehvetini tatmin et, orada dinlenmeni şey yap, eleğini şey, feleğin çemberinden geç. Sonra Allah'ım sana geldi. Bekliyordu zaten. Hoş geldin. Hoş geldin. Nihayet bizde gelmeyeceksin diyor. Böyle bir muamele mi var zannediyorsun? Yok böyle bir şey. Varsa da bilmiyoruz. Bugüne kadar gelmedi böyle bilgi yani. İçeriden biri olarak söylüyorum. Hani şeyi okuyan bir insan. Tövbe estağfurullah, Allah'ım yarabbim ya. Hala daha fukaradır yani. Helale hesap eden, bilmem ne yapıyor. Bugün Suriye'ye bile en çok yardım edenlerin ben fukara olduğunu düşünüyorum. Keser çocuğunun şeyinden, aman yavrum gel sen de sandığa at. Yani bir tespit etseler bunu, ibret alem için yani. Şeyde gördüm ben bunu depremde. Gölcük'te, İzmit'te. Yani o sahneyi ben unutamam. Bilmiyorum yaşayanınız var mı? Pazar günü akşamleyin dönüşte aşağı yukarı böyle Çayırova'dan Pendik gişelerine kadar kilitlenmişti trafik. Durmuştu trafik. Resmen durmuştu. Işıklar böyle kordon. Yardımdan dönen insanlarımız. Bu millet çok güzel bir millettir. Allah bu milletin kalbiyle, imanıyla oynamaya müsaade etmesin.
O fukaranın ben nasıl getirip yardım ettiklerini, nasıl neler yaptıklarını ben bizzat gördüm. Fukara. Korkar çünkü. Namazını kılar. Neden? Çünkü imkan da yoktur biraz. Ne yapacak? Bir adamın cebinde parası yokken ne yapacak? Eli bir şeye erişmeyen kimse zühd ve takvada kalır. Fakr işte bu yüzden ebedi fakra sebep olur. Buraya girmiyorum şimdi. Gam ve kederler olmayacak arzulardan doğar. Onların sahibi olan kimse şeytanın avıdır. Bak gam ve keder neden doğar? Hep söylüyorum size, bak bunu unutmayın. Çok güzel bir söz. Al varlı Efe Hazretlerinin. Çok güzel bir söz. Bir cümle. Umma ki küsmeyesin. Sözün güzelliğine bak. Umma ki küsmeyesin. İnsan neden gamlanır? Ah şöyle olacak, ah nasıl karşıda bu fırsat, şuraya girecek diye. Yani niye ümit ediyorsun? Olmayacak şeyler ümit edersin. Olmayınca da küsersin. Niye? Allah'a bile küsersin. Adam öyle demiş benim hocama. Ne yapıyorsun ya, hangi camiye çıkıyorsun? Kılmıyorum artık demiş. 10 senedir bıraktım. Neden? İstediklerimi vermedi demiş. İyi dedim diyor. Güreşecek yer bulmuşsun yani. Tam kendine rakip bulmuşsun ya. Şimdi olmaz. Allah'a da küser. Umma ki küsmeyesin. Ne kadar güzel söz. Komşundan, çoluğundan, çocuğundan, hatta hanımından, eşinden de öyle. Şöyle bir şey yapsa da, sabahleyin kalksa da şunu yap. Ya kardeşim diye. Yaptığı zaman eyvallah dersin. Olmadığı zaman. Çok umarsan küsersin. Kırgınlık başlar. Gamlanırsın. Ne lüzum var? Beklemeyeceksin. Kanaat gönüldedir. Gönülden göze vurur. Gönlünü terbiye etmeyen bir kişinin gözünde de kanaat yoktur. Her baktığı şeyi ister. Tokluk kalptedir, midede değildir. Anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz zaten. Bugün halkın parasını da bilinmesini de tenezzül edip sömürenlerin çoğu karnı tok adamlardır. İşte buradan anla. Kanaat kalpte olan bir hadisedir. Gam ve kederler olmayacak arzulardan doğar. Neden kederlenirsin? Emelin vardır. Emeline ulaşamazsın, kederlenirsin. Öyle diyor Hazreti Mevlana bir başka yerde. İnsanların çoğu ya elemdedir ya emeldedir. Ya da bu ikisi beraberdir. Hem elem hem emel vardır. Bunun ikisinden azad olmadan insan hürriyete kavuşamaz. Neden? Şeytanın muhakkak oyuncağı olur. Muhakkak yakalanır. Çocuğa bir şey verin ya. Sıkılmıştır, bir dolaşsın. Abla. Dolaşsın çocuk, şey yapma. Olur, çocuk halidir. Büyükler konuşuyor deminden beri. Bir şey demiyoruz. Çocuk o neticede. Kil. Yani toprak. Böyle toprak yani çocuklar falan da var ya. Kil yemeye alışmış kimse kil arzu eder. O biçare gülbe şekerden hoşlanmaz. Şekeri istemez ki, kil seviyor. Toprak yiyecek. Uzatmayayım sözü. Biraz da bitireyim. Yoruldunuz galiba. Yok, yoruldunuz gibi geliyor bana. Ya itiraz etmeyin işte, yoruldunuz diyorum. Yoruldunuz demek ki. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ya Musa sen onun isteğini ver. Tasarrufatınla onun istediğini ona ver. Evet. İnsanın elinde bir şeyleri yapabilme ihtiyarının, seçme hakkının oluşu, çok enteresan bir tabir bu. Kulluğun diyor, ibadet ve kulluğun tadı tuzu gibidir. Bak bu söz çok orijinal bir söz. Yani acizane bir şeyler okudum ben. İmam-ı Rabbani'yi okudum, işte Feridüddin Attar'ı, Hakim Senayi. Böyle bir ifade görmedim. Tabir şu, ihtiyar, seçme hakkı, bir şeyi seçebilme, ben yapacağım deme. Nedir? İnsanın cüz'i iradesi bulunması, ibadetin tuzu lezzetidir. İbadetin tuzu lezzetidir. Şimdi ne anlamamız lazım bundan? Şimdi ibadet bir, İbadet Allah'ın lütfettiği bir şeydir. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
Allah'a kulluk edebilmek Allah'ın bir lütfudur. Anlatabiliyor muyum? Şöyle basit bir mantık yürütelim. Hani bırakın siz perde arkasını, maneviyatını falan. Basit bir mantık yürütelim. Kulluk yapan kişi neyle bunu yapıyor sorusunun cevabını verdiğiniz an zaten ibadetinde, o taatında sahibinin Allah olduğunu anlamış olursunuz. İbadeti neyle yapıyorsun sen? Şunla. Kime ait? Bitti. Yani buradan bile anlayabilirsin. Seni onun sana sevdirmesi, ibadeti sevdirmesi, zikirden hoşlanman. Yani bazı adam buraya bağlasan durmaz. Bazı adam da aman gitmeyeyim diye oturur. Mesela. Zevkler böyle değiştiği gibi ibadetten hoşlanma da Allah'ın bir lütfudur. Buraya kadar da tamam mı? Fakat kulun kendi iradesiyle yapıyor gibi olması aslında diyor Allah Teala'nın ona ibadetten zevk vermek için ibadetin tuzudur diyor. Hani ben yapıyorum. Yani benden gibi kabul et. Geçen toplantıda da söyledim. Feyesir hali fetekabbeleha minni. Mesela hacda hışırdamasın şu çocuk ya. Mesela umrede, hacda böyle dua edilir. Değil mi? Ya Rabbi ben umreye niyet ettim veya hacca niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Bunu benden kabul eyle. Bu yapılanları sen kabul eyle manasına da geliyor. Bir de benden kelimesi, min kelimesi var orada. Min kelimesi var. Gerçi orada minha diyor, anha demiyor ama oradaki minin an gibi kullanıldığını düşünürsek ben yapmışım gibi kabul eyle manası da çıkıyor. Yani ben biliyorum sen bana nasip edeceksin. Ama neticesinde senin lütfunla da yapsam sanki ben yapmışım gibi beni mecbur eyle. Hani bir hediye mi kabul eyle demektir. Senin paranla aldım bu hediyeyi de ama sanki ben almışım gibi kabul eyle demektir. Anlatabiliyor muyum? Bu da insana ne verir? İnsana bir coşku verir. İbadet taatından bir lezzet verir. Anlatabiliyor muyum? İbadet taatından lezzet verir. Evet. Bu çok. Şimdi hatırlıyor musunuz? Size ben burada bunu iyi zapt edin diye bir cümle söylemiştim. Böyle boş bakınca tabii şüpheleniyorum gayri ihtiyar. Hatırlamadınız çok aşikar. Dediydi ama ne dediydi? Şimdi bak dinleyin. İhtiyar seçme hakkı yani. Seçme hakkı ibadetin tadıdır, tuzudur, lezzetidir. Yoksa felekler iradesiz olarak dönerler. İtaat ederler felekler. Feleklerin dönüşüne dikkat edin. Feleklerin dönüşüne ne sevap vardır ne de günah vardır. Çünkü iradeleri yoktur. Hesap vaktinde muteber olan, hesap vaktinde de itibar edilen şey irade ve ihtiyardır. Şimdi bak burada duracağız, mecburen duracağız. Bir kere ne yaptı? Dur bir dakika şunu da okuyayım. Bütün alem hakikaten secde eder, dinle ve kendi diliyle hakkı tesbih ve takdis eder. Fakat irade ve ihtiyarı olmadığından, onların irade ve ihtiyarları, yani bir ağaç, toprak, güneş, yıldızlar, bunlar bir nevi melek gibi. Hiçbir iradeleri olmaksızın durmadan Allah'ı tesbih ederler. Secde ederler Allah'a. Ve tuhaf bir şey, secde ettiklerinin de farkındadırlar. Yani tesbih ediyoruz, tesbihteyiz. Zikirdeyizin de farkındadırlar. Ama o zikri kendi iradeleriyle yapmazlar. Zikrettiklerini bilirler ama. Bu da delilimiz şu. İnni ra'aytu ahada ashara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'a ben güneşi, ayı ve 11 yıldızı secde ederken gördüm ayetinde sacidin kelimesi olarak secde edici olarak zikretmesi diyor ki onların şuurlu olarak bunu yaptıklarını gösterir diyor müfessirler. Yani güneş secde eder, tesbih eder. Felekler, melekler, moleküller, atomlar hepsi zikrederler. Zikrettiklerini bilirler. Ama onları iradesiyle yapmazlar. Ne yapıyorsun? Şu anda zikirdeyim. Onu bilirler diyor. Fakat iradeleriyle yapmazlar. Zikre mecburdurlar. Neden? Varlık aleminde zikirsiz bir saniye duramazlar. Kaybolurlar. Zikirle kalırlar.
Farz edebiliyor muyum? Zikri istediği zaman yapıp istediği zaman yapmadığını, iradesiyle yapıp yapmadığını talep ederek yapan insandır. Ama insandaki cüzler de aslında Allah'ı zikreder. Kalp devamlı zikreder. Moleküller, hücreleri devamlı zikreder. İşte Aydın Hanım geçenlerde vefat etti. Derdi ki o kolesterol falan zikretmeyen hücrelerin yaptığı şeyler derdi. Vücutta birikir derdi. O yüzden ben bu kadar mesela bir mevzu oldu da işte uzun hikaye. Ben dedi birçok dedi hayatında zikreden insan gördüm dedi. Kolesterolü şusu busu olduğu halde hiç damar tıkanıklığı yoktur dedi. Zikirde çünkü devam tıkamıyor ki nasıl tıkayacak? Kalp çalışıyor devam Allah Allah Allah. O zikretmeyen hücreler adamı tıkar dedi. Mesela dedi zayıf adam var kolesterolü vardır 350 damarı tıkanık. Adam var bilmem ne kadar ki damarında bir tane tıkanıklık yok derdi. %5 bile yok. Bunu rahmetli hocam da söylerdi. Dervişlerin kalbi şey olmaz derdi, tıkanmaz derdi. Yani hikaye kabul etmeyebilirsin. Ben söylüyorum. Ben inanıyorum. Senin inanma gibi bir şeyin yok. İşin açıkçası ben mecburum da inanmaya. Benim için hayat çekti çünkü bu. Sen inanmakta mükellef değilsin. İster inan, ister inanma. Şimdi dedi ki irade ve ihtiyarı olmadığından bir ücreti bütün alacağı karşılığı yaptığı tesbihten ibaretti. Bir ücret de istemez. Yani mahlukat nasıl yapar? İradesi ve ihtiyarı olmadan, zikre mecbur olduğundan zikreder, zikrettiğini fark eder. Fakat işte onun için en büyük ücret zikirde daimi olmaktır, o kadar. İnsan iradesiyle yaptığından bir de bu zikrin karşılığında bir şey alır. Şimdi nereye bağlayacağız? Yukarıki cümlede demişti ki, zapt edin bu cümleyi demiştim. Ben diyor insanlarla falan konuştum da ille bir ticaretti, mallı, mülktü onların lisanında bu var. Ama ben hayvanların lisanını öğrenirsem belki onlardan daha farklı bir şey alabilirim demişti ya. Buradaki isteme şekli doğru. Yani istediği şey doğru. Ama istediği niyet o değil. Yalan konuşuyor. Ama doğru. Yani ivazsız garazsız adeta bütün mahlukat hu 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 der. İnsan da en büyük rütbeyi ne zaman alır? Kendi iradesini de Allah'a teslim eder. Hu hu der. O zaman alır. O sebepten dolayı mahlukatın tesbihini duyduğunda insan kendisinden geçermiş. Onlar iradesiz olarak yapıyor. Fakat adeta insan zikrinin insandaki olması, ivazsız garazsız zikrin yankılanması gibidir. Bir hu sadası olmasaydı Hazreti Adem'de, Hazreti İbrahim'de bir ah olmasaydı mahlukat bugün hu hu demezdi. Arada anlatabildim mi? Onlar hu demekle mükelleftir. Sen ihtiyarınla bunu seçersen aldığın paye nedir? Cennet için yaparsan cenneti bulursun. Allah için yaparsan Allah'ı bulursun. Allah'tır bunun karşılığı. Bütün ihtiyarınla Allah'a teslim olmanın karşılığı Allah'tır. Ne verirse. Allah'tır ama yakınlıktır Allah'a. Evet. Bunlar aşıkların şeyi. Bu cenabet ağzı bunlar söylenmez. Ehil olan adamın konuşması lazım bunları. Bizi aşan şeyler. Ama böyle bir şey var. Onu bilin diye arz ediyorum. Ya Musa, o adamın eline bir kılıç ver. Onu acizlikten kurtar. Kudret sahibi yap da ya gazi ya yahut eşkıya olduğunu anlarsın. Bu da bir ibrettir. Bir adamın eline kudret geçmeden ne olduğunu anlayamazsın. Kudreti geçtiğinde anlayacaksın. Sait mi, Şakî mi? Çok güzel çocuk. Çok iyi bilmem ne. Öyle var işte anlatıyorum bazen. Gidiyorsun. Ya diyorsun adam sinirleri alınmış gibi ya. Tabii her şey ondan. Her şey çok güzel. Neden? Hayatta bir gayeden sıkıntın yok ki. Bir sıkıntın yok. Körler sağırlar birbirine ağırlar. Her şey toz pembe. İş öyle değil ama. Neyse şimdi bunu daha evvel anlattık, bir daha anlatmayalım.
Çünkü Ademoğlu iradesinden dolayı kerrem nasırına erdi. Fakat insanların yarısı bal arısı, yarısı yılan oldu. Allah kerrem natacı giydirdi. Mükerremsin dedi sen. Hadi bakalım yürü meydan senin. Kimisi bu meydanda vahşetler yaptı. Kimisi de güzel eserler gösterdi. Dün azen arkadaşlara anlattım. İnsan güzel hayvanlar alemine baktığınızda hani seyredersiniz belki. Ben IQ'm çok düşük olduğu için böyle çok insanları seyredemiyorum. Biraz daha hani benim tipime uygun bir hayvan, kurt, kuş falan. Böyle av bulundukları yerleri pislikleriyle eserini gösterirler. Yani alanlarını pis necasetleriyle gösterirler. Şuraya defacet yapar, buraya defacet yapar. Sırtlan der ki burası benim arazim. Hayvan pisliğiyle gösterir sahasını. İnsan eseriyle gösterir. İnsan ahlakıyla sınırlarını gösterir. Benim sınırım bu der, hududum bu der. Şuna dokunamazsın. Alanın bu. Şurada Kanuni var, şurada Sultan Selim, şurada İbn Sultan. Şurada annem var, şurada bayrağım. Alanım bu der benim. Bu da benim hizmetim. Bu da benim nesebi sahih olduğum için onlara ittiba ettiğim eserim, hizmetim. Şu kadar insan yetiştirmeye çalışıyorum. Bu kadar kişi okutmaya çalışıyorum. Şu kadar kişiyi bedava bilmem ne yaptım. Anneme güzel davrandım. Çocuğuma güzel davrandım. Ne? İnsan ne? Şöyle güzel bir insandı. Çerçeveyi çizer. Hayvan pisliğiyle yapar bunu. Alanını pisliğiyle çizer. Çok barizdir bu. Allah güzel şeylerle eser bırakmayı nasip eylesin. İnsanlığımızı görmeyi nasip eylesin. Evet. Ki hayvan iradesi olmadığı için onun defa haceti bile başka sahada kullanılır ama insan garibim yani insanlıktan bir düştüğü zaman hayvanlar bile kendisinden kaçar, şeytan bile kaçar. Ayette öyle diyor zaten. İnsana gelir der ki Allah'a küfret. Küfredince ben senden beriyim der diyor. Ne yaptın sen? Allah'tan korkarım diyor şeytan. Ayette yazıyor bu. İnni beriyim der diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. İnni yekâfı Rabbil alemin, lillâh Rabbil alemin. Ben Allah'tan korkarım diyor ben. Ne yaptın küfrettin der diyor. Şeytan insanlıktan düşünce şeytan bile kaçar ondan. Allah düşürmesin. Müsaade etmesin. Allah. Veya Nisan yağmuru gibi. Nisan yağmuru işte gelecek yine. Şifaya sebeptir. Nisan yağmurundan inciler olduğu söylenir. İstiridyelerin belli bir zamanda su üzerine çıktığı veya suya karışan Nisan yağmurunun istiridyenin içerisinde inci yaptığı söylenir. Bu bir şey. Bütün yılanlar, çıyanlar Nisan yağmuru sayesinde zehirlerini geliştirirler. Dikenler de Nisan yağmuruyla çıkar, güller de. Güzellikler de. Nisan yağmuru için taslar yapılır hususi. Nisan tasları. Şifa için okunur o. Hatta öyle ocaklar vardır ağzı dualı. Nisan yağmurundan elde edilen suyu okurlar falan şifa için kullanılır. Orada bir acayip bir rahmet oluyor. Bir farklı bir şey oluyor. Ama Nisan hani miladi şimdi kullandığımız takvime göre Nisan değil. Rumi takvime göre Nisan. Evet. Evet. Neyse şimdi devam edelim. Zira mümin nebatın yani rızkın helalinden yediği için helal ve güzellikler ortaya çıkar. Kafir haram yediği için ondan da pislikler ve necislikler çıkar. O yüzden diyor kerremle atacını giydi ama bu zaten arkadaşlar insanın azap görmesinin sebebi Allah'ın sermayesini küfre kullandığı içindir. Ha, kötülüğü neyle yapacak? Sen al o sermayeyi buna kullan. Onun için mi verildi? Dolayısıyla şu vardır, bir kaidedir. Bir adam binlerce kişiyi öldürme kabiliyetine sahipse binlerce kişiyi de diriltme kabiliyetine sahiptir. O sebepten ona sorulur. Azabı çok olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey gibi, dağ gibi yani dağın zirvesi olduğu gibi dibinde de o kadar vardır. Bir adamda çok hinliye aklı çalışıyor. Kötülük yapmaya çalışıyor. Çok mahir yani. Kabahat yapmakta çok mahir. O adam işlense hakikaten manevi sahada da çok kabiliyetli bir adam olur. Çünkü Allah ona kabiliyeti vermiş.
azap görmesinin sebebi sen bu kabiliyeti niye bunda kullandın diyedir. Başka bir şey değildir ya. Yani. Bunu niye burada kullandın? Evet. Allah'ın ilhamına mazhar olanlar hayatın ta kendisi kesilirler. Heva ve hevesin güzel gösterdiği şeylere uyanlar ise ölüm zehridir. İnsan hakikaten hayattan kâm alacağım, zevk alacağım diye hiç bir şeye aldırmadan, haramı helale falan aldırmadan böyle bodoslama yaşayan insanlar hayatın zevkini alamazlar. Onların hayatlarına kaos ve huzursuzluk hakimdir. Oturdukları yerde huzursuz olurlar. Yani al geç karşısında ayet oku, hala kafasında şeyler vardır onun. Alamazlar. Ona sorsan hayatı tanıyor. Halbuki hayatı tanımak hayatın aslını bilmekle olur. Aslını bilmediğin bir şeyi ne yapacaksın? Dünyada bu metyü sena, aferin, ne güzel gibi takdir ve tahsin insanın seçmesinden, tercih etmesinden ileri gelir. İyilik edenler kendi seçim haklarıyla iyilik ederler, uyanık hareketleriyle kendilerini korurlar da o yüzden övülür ve takdir alırlar. Ama cinayet işleyenler, şakavet yapanlar yine ne olurlar? Cinayet ve şakavet işleyenler ne olurlar? Zindana konulunca orada müttaki, zahit ve hakkı zikredici olurlar. Şimdi burada da acayip bir şey var. Dur, devamını okuyayım da ondan sonra. Yani dünyada kendisine verilen ikramda, heva hevesini tutup da o irade, bugün hangi şey olursa olsun, dini sahayı bırakın. Bir adam işinde başarılı. Ya heva hevesine tabi olan bir adam sabahın daha güneş doğmadan kalkıp evinden çıkabilir mi? Doğru dürüst ders çalışabilir mi? Verdiği sözü tutabilir mi? Tutamaz, yapamaz, çalışamaz. O sebepten dolayı demişler ki bir adam ibadet yapamıyorsa hiç olmazsa ya fazladan yani. Hiç olmazsa sorumluluğunu yerine getirsin, o ibadettir onun için. Çünkü nefsi istemez. Yat der o kalkar sabahın köründe. Ben deniz acizane böyle yaşlı ihtiyar amcalar gibi bazen böyle sabah namazından eve ve hemen sonra çıkmam icap ediyor. Böyle caddeleri kalabalık böyle akın akın giden insanları görüyorum. Arabaları görüyorum, otobüsleri görüyorum. Dolu dolu, dış içi buhar olmuş. Dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Ya Rabbi şunlara hayırlı rızıklar ver. Ya Rabbi. Çünkü helalinden adam o saatte çıkmış. Ne olursa olsun. Nefse muhalefet etmiş. Yani o adam bir şey için gidiyor. Ya Rabbi helalinden kazanmalarını nasip eyle. Zihni açık. En gücendiğim, en üzüldüğüm şey de şu çocukların böyle kaplumbağa gibi çanta taşımalarıdır. Şöyle giderler ya. Şöyle şu vaziyette. Hepsini özürlü yapar bizim eğitim maşallah. Yani büyüme böyle kal. Eşek yükü kitap yüklerler çocuğa. Böyle gider çocuk. Sabahın ayazında. Bunun bu çaresi yok mu yani? İyi ki bana vermiyorlar eğitim. Bak okulları tatil ederim. Ben şey yapamıyorum. Hala daha alışamadım. 3 çocuk, 4 çocuk. Giderken böyle elim ayağım tutmuyor. O çocuğun dışarı gidişine. Sabah o ayazda çıkıyorlar ya. Sabah yarı uykulu böyle. Kaş kolu doluyorsun kendin de değil. Öyle bir gidişi var ya. Ya yazık ya. Vallahi yazık yavrular. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Ama nefse muhalefettir işte. O çocuğun o nefse muhalefeti onu zalim olmaktan kurtarıyor. Daha büyük günahlardan kurtarıyor. Kalıbını yoruyor çünkü orada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da diyor ki adam hayatta diyor hep bir dalar diyor eşkıya olur zalim olur. Bir kes diyor onun hürriyetini hapse at namaza başlar ilmihal öğrenir. Şey meşhurdur bu. İçeri girince biz de dayıydık ama diyor, içeri girince teyze olduk diyor adam. Öyle oluyor iş. Elinden o hayat şeyleri alınınca başlıyor bu sefer ne yapacak? Zevk yok, şehvet yok, 4 duvar, vakit geçmiyor. Tablo bile oynasa 2 adam lazım. Başlıyor Allahu Ekber, Semihallahu Elmen Hamide, Sübhanallah. Bakıyorsun adam tefsir yazmaya falan kalkanlar var ya. Adam mafyadan içeri giriyor, 6 sene sonra kitap basıyor, Mehdi'yim diye çıkıyor. O da ayrı bir şey tabii. Tövbe.
Estağfurullah ya. Ne enteresan şeyler var. Bazen insan... Arkadaşlar ben bu Amerikan filmlerine falan bakıyorum. Oradan çıkarımlar yapıyor şey bazen. Dün onu dedim. Dedim anlatayım onu Pendik cemaatine. Ben gördüm, savaş görmeye tahammül edemiyor Amerikalılar. Yani böyle bir şey infilak etsin, patlasın falan. Bunu hiç sevmiyorlar. Nereden anladım biliyor musunuz? Yani şöyle bir 100 kadar filmin sahnesini hatırlıyorum. Adam mesela döker benzini, bombayı falan, öldüreceği adamı. Şeyi alır, çakmağı alır, atar çakmağı, atar arkadaşlar. Bakmaz ateşe hiç yani. Hiç ateşe bakmaz yani. Bakamıyor, işi kaldırmıyor. Atar arkaya gider, bam diye patlar, dönüp bakma. Bizim mesela Türk olsa attıktan sonra bak. Biz de kaynamasından hoşumuza gidiyor yani. Adam öyle diyor, adam patlatıyor bakmıyor ama. Bak. O yüzden kaldırabiliyor bu işi. Yüzlerce insan öldürebiliyor. Atıyor arkaya, bakmıyor abi. Atıyor bombayı, çakma atıyor. Bam diye. Siz gördünüz mü hiçbir Hollywood filminde? Film kahramanı patlatırken böyle falan dediğini gördünüz mü? Atıyor bakmıyor. Babam de sen seyrediyorsun seni. Türksün sen. Nasıl Kobani, Mobani, Molotov bakıyorsun yani. Ana haber bülteni. Enteresan. Bir de filmi anlatma, bu tam bizim Adem'e göre bir iş. Filmde neyin ne olduğunu anlatma kabiliyetleri olmadığı için hep aksiyon, devamlı aksiyon. Yani aksatıyorsun mevzuyu. Kötü bir espri ama gülebilirdiniz en azından. Yani baştan aşağı aksiyon olduğu için filmin ana fikrini anlayamıyorsun. Kim kime ne yapmış, nasıl olmuş. Ama sabırla bekle. Son sahnede adam bütün filmin özetini anlatıyor zaten adamı öldürürken. Ben sana bunun için yaptım da şunun için etmiştim oradan gelince de. Çünkü anlatamıyorsun filmle. Gerizekalı olduğu için, filmle bunu anlatamadığı için sen de sadece patladı çatladı seviyorsun. Filmi de anlaşılması lazım ama. Ben diyor oradan seni vurdum diyor çünkü çocukken bana böyle yapmıştın. Bir anlatma şeyi var yani. Bütün filmin özetini sonunda anlatır. O yüzden bekleyeceksin. Kafa yormaya da lüzum yok. Onu filmle anlatamıyor çünkü adam. Böyle özellikleri var Amerikan. Bir de en sonunda adamı çok güzel parça parça öldürmek için baştan seni gererler. O sonunda geberecek olan adam her türlü namussuzluğu yapar. Artık dersin ki şunu bir parçalara ayırsalar Allah cezasını versin dersin. Yani. Böyle vurur gözünü çıkartır kart diye bu anam için der babam için tabi demiyor bizde o Cüneyt Akın diyor. Hani bu da şey bir de bir espri yaparlar sonuna. Hani daha kötülerini de yapmıştım veya işte bu son gülüşün oldu değil mi nasıl beğendin mi falan bir de. Çünkü evet evet dersin öldürdü gebertti. Adamların mantalitesini gösteriyor bu. En önce nefret ettiriyor sonra bombalar da yağdırsan çok iyi oldu dedirtiyor. Kendilerini anlatıyorlar. Ve dediğim gibi atıyorlar ateşe bakmıyorlar onlar. Yansın anasını sattı. Malzeme sen seyrediyorsun çünkü. Seyrini sana bırakıyor. O yakıyor sen seyrediyorsun. Nasıl güzel mi? Al sana film. Tövbe estağfurullah nereden gittik? Musa Aleyhisselam Allah'la konuşmasına, Allah'tan izin almasına rağmen yine adamla konuştu dedi ki yahu bak istediğin şey senin yüzünü sarartacak kardeşim yapma. Bu sevdayı terk et. Allah'tan kork. Şeytan seni aldatmış. O sana ders vermiş. Seni ondan böyle işliyor. Adam dedi ki bırakayım mı burada? Ya, tabii adamın ne dediğini merak ediyorsunuz. Dersi değil. Bari kapıda dedi şöyle ailemi hani hemen evimin yanındaki köpeğin, kurdun, kuşun hani bıraktık da köpeğin, horozun falan yani onların sözünü bileyim ya. Ben bütün hayvanların dilini öğrenmeyeyim. Affedersiniz ya bütün hayvanların diye bir kainatı işaret etmek istiyorum. Haşa huzurdan. Kapıdaki köpeğin, horozun şeyini öğreneyim. Musa Aleyhisselam dedi ki hadi git tamam. Allah'ın lütfu erişti. İkisinin yani senin bahçende bulunan köpeğin, kapını bekleyen hayvanların dili sana öğretildi. Yürü, git. Adam sabahleyin tecrübe edip kapının eşiğinde durup bekledi. Hizmetçi kadın sofrayı sirkeledi bahçeye. Onun içerisinde bazen hani oluyor ya yemek sofrasının içerisinde büyük parçalar da kalıyor. Bahçeli olan evde sirkeliyorlar tabii. Sirkeleyince hayvanlar yiyecek diye. Ha
Hemen köpek koştu büyük ekmeği almak için ama horozondan evvel davrandı. Bastı diyor patilerini, şeylerini, tırnaklarını. Köpek de dedi ki diyor, ya sen niye benim rızkımı alıyorsun? Ya sen ufak daneler yiyebilirsin. Kocaman ekmeği ne yapacaksın? E bırak sen kırıntıları ye. Ben de büyük ekmeği alayım. Bunun üzerine dedi ki horoz, merak etme, Allah sana buna karşılık başka şeyler verecek. Verir. Bu ev sahibinin atı sakatlanacak, biliyor musun? Atı sakatlanacak. Yarın doyuncaya kadar ye ve mahzun olma. Çünkü at sakatlanınca ne yapacaklar? Vuracaklar. E etini ne yapacaklar? At eti yemeyecekler. Parçalayacaklar. Ya affedersin, kemiğinden köpeğe verecekler. Sen şimdi bırak diyor ekmeği. Ben ekmeği yiyorum ama ben diyor istihbarat aldım. Sahibimizin atı ayağı sakatlanacak, sen de oradan yersin. Atın ölümü köpeklere bayram olacak. Burada da bir remiz var ama. Burada da bir remiz var. At ölürse köpekler bayram eder. Burada remiz var. Çalışıp çabalamadan bir hayli rızık dökülüp kalacak. İşte dünya hırsı, köpek kavga etmese, pislik yemese kamil insan olurmuş. Neden? Sadakat var. Söz dinlediği için, nefsinde kötülük olsa bile sözü dinlediğinden av köpeğini, tuttuğu hayvanı bile yiyebiliyorsun. Normal köpeği yemez. Terbiye kabul ediyor. Terbiye kabul ediyor ama dayanamıyor, pislik yiyor, bir de hiç yok yere böyle. Şöyle hır hır falan yap. Hemen yer arar yani kavga etmeye. Cedelleşme. Demek ki insanı da kamil yapamaz. Ne? Herze yerse, haram yerse, bir de çekişme, devamlı çekişme. Evet, hem cinsleriyle olur bilhassa. Atın ölümü köpeklere bayram olacak. Yani nefis ruhun emrinde gitmez de en sonunda sakatlanır o yolda, gidemez hale gelirse, hayvani nefis o insani nefsi parça parça yapar, gelir yutar onu. Bu sefer haris olursun. Anlatabiliyor muyum? Ev sahibi bunu işitince dedi ki, hemen işitince atı sattı. Atı sattı ama bu sefer de köpeğe karşı horoz yalancı oldu diyor. Duydu, tedbir aldı kendine göre. Daha evvel, neyse biraz ileride anlatayım. Onu anlatayım, çıkarsınız zaten, fazla tutmayacağım. Yoruldunuz. Ve Allah biliyor yani, bir saat ders yapmak benim nefsime daha çok hoşuma gidiyor. Yani konuşmayı seviyorum zannetmeyin. İnanmayacaksınız, ben konuşmayı sevmiyorum. Ciddi söylüyorum, sevmiyorum. İster inan ister inanma. Söylüyorum. Ama buraya bu kadar uzaktan gelen insanın elimden ne geliyorsa anlatmak için konuşuyorum. Yani iyiyim diye anlatmıyorum bunu. Yani buraya çıkıyorum, belediye bir ücret veriyor, bir şeyler veriyor, arıyor soruyor, araba göndereyim mi diyor. Olmaz yani, sizin hakkınıza tecavüz olur. O yüzden konuşuyorum yani. Yoksa bir saat anlatıp gitsem bana ne diyebilirsin ki? Hiçbir şey. O sebepten ben arkadaşlarımıza söylüyorum ara sıra. İşi olanlar lütfen çekinmeden çıkıp gidebilirler. Ben uzaktan gelip bir şey dinlemek isteyenler olduğu için biraz uzatıyorum. Özür dilerim yani. Biraz sulandırıyorum ama estağfurullah diyeceksiniz. Yüksek sesle. Tensa. Ertesi gün horoz yine ekmeği kaptı. Köpek de ağzını açıp dedi ki, ey aldatıcı horoz, bu ne kadar yalan ya. Hem zalim hem de soğuk bir yalancısın. At sakat olacak demiştin hani. Sen doğru söylemekten mahrum kör bir müneccimsin. İşten haberdar olan, mevzuyu bilen horoz, niye köpek haberdar değil, horoz haberdar? Niye köpek haberdar değil de horoz? Arkadaşlar, tasavvuf edebiyatında ve tasavvuf metinlerinde hayvanlardan bahsediyorsa, hayvanların özelliklerine bakarak insan nefsinin tabakalarını görmeniz lazım. Horozda kanat vardır fakat uçamaz. Ama bir kuştur. Yani sürüngen değildir. Dört ayaklar üzerinde de durmaz. Ondan bir üsttür fakat uçamaz. Ama melekleri görür. Bu neye benzer? Levvame'den mülhimeye geçmiş ama mülhimenin de hakkını verememiş, nefis makamına işarettir.
İlham falan var ama daha o çubayı bilmiyor. Haberdar yani, meleği görebiliyor, bir şeylerden haberdar. Ama kurtulamamış da, uçan kuş gibi değil. Alıp başını gidemiyor bir yere. Kesilemiyor bulunduğu yerden. O yüzden her an levvameye düşebilir. Tam mürşidin lazım olduğu yerdir orası işte. En tehlikeli yerdir. Bir şeyler bildiğini, hissettiğini düşündüğü anda o an güzel bir eğitime muhtaçtır. Anlatabiliyor muyum? Ama köpek öyle değil. Köpek bakar o sadece. O nefsi hayvani sıfatı. At sakatı, işten haberdar olan horoz ona dedi ki, at sakatlandı ama başka yerde sakatlandı. Ben sana at sakatlanacak dedim, çözüm doğru çıktı. At sakatlandı ama bu evde değil, başka yerde. Atı sattığı zarardan kurtuldu. O zararı başkalarına, atı satın almış olanlara çektirdi. Öyle mi? Öyle. Fakat yarın katırı sakatlanacak. Bugün attan kurtardı ama şimdi katırı sakatlanacak. Fakat o zaman da köpeklere nimet olacak. Bunu duyan efendi, bunu da duyuyor, hemen götürdüğü çabucak katırı da sattı. Dertten ve ziyandan kurtuldu. Üçüncü gün köpek horoza dedi ki, ey beyliği davulla dümbelekle ilan edilen yalancılar beyi, hani nerede vaadin? İyice artık şey, terbiyesizliği arttırıyor. Ama şöyle bir düşünün. Vaktiniz yok, yoruldunuz diye çok anlatmıyorum. Aslında güzel yerler var burada. Yani haberiniz olsun. Baba hiç parmağı koyamam ona. Genele bakıyorum ben. Tamam dur. Dikkat ettin mi, köpeğin horoza davranmasıyla adamın peygambere davranması arasında bir paralellik var mı? Paralel diyorum ama paralellik var mı? Var. Var. Şimdi isteği olmayınca şiddetliği artıyor. Mesela köpek çok sadıktır. Çok güzel yemeğini yerken elini bir sok bakalım, hart diye ısırır. Çiftleşirken ve yemek yerken sahip de tanımaz. Yemek yerken sok, ısırır. Farkında bile olmaz. Köpektir çünkü. Onu dokunmayacağın anlar var o yüzden. Onun da sadakatini fazla test etmeyeceksin. Neticede hayvandır çünkü. Evet. Köpeğin horoza konuşmasıyla adamın peygambere konuşması arasında bir paralellik var mı? Var. Ne oluyor? Bak en önce böyle dedi, sustu. Teslim oluyordu. Çıkmayınca dozu arttırdı. Üçüncü kere çıkmayınca yalancıların şahı falan. Suizan eder demişti ya Hazreti Musa Aleyhisselam. Bak. İstediği malını görüyor şu anda. Kendi ahlakını görüyor bak. Ektiğini biçiyor şu anda. Seyrettiriyor. Ama ibret yok. Ne dedi ona? Sen de Allah'tan ibret iste. Bak köpekten ibret almıyor. Görüyor musun? Neye kullanıyor? Ne film içinde film be. Ne film içinde film. Ya müthiş. Horoz dedi ki, katırı alelacele sattı lakin yarın kölesi ölecek. Neden böyle oluyor? Daha evvel arz ettim. Bir kazayı muallak vardır, belayı muallak vardır, bir de mübrem vardır. İnsanın devamlı olarak üzerine musibetler yağmaktadır. Bunların bir kısmı böyle kademe kademe şu şekilde gider veya böyle böyle gider. Merdiven gibi. Basamak basamak. Buraya gelir, düşecekken sadaka verdi bir adam, ona gelecekti, yana kayar. Anne duası aldı, yana kayar, aşağı iner. Bir çocuk duası, namazda, abdeste, duada, oruçta, en son bir boş anda birisi mutlak diye ona iner. Onlar sadakayla defedilebilir. Fakat bazı nokta atışları vardır, onu ne yaparsan yap defedemezsin. Senden alıp götürsün, kurtul. Sen uyanıklık yaparsın falan, ya o vuracak, o orayı vuracak. Başka yere gitme, vuracak. Bir de yani nokta olarak o bölgededir. Malına gelir, mesela bardak kırılır, bilmem ne kırılır, sen kalkıp niye kırdın, nasıl kırdın, Allah belanızı versin falan değil mi? Başına gelir bela. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Canım işte kader, sorgulamayacak mıyız? Ya sen kimin niye kırdın, arabanı niye çarptığını sor, formu tut. Ama adama kalkıp da bir ekstra küfür etme. Oturduğun yerde. Bazen hani size olmaz mı? Böyle %100
Bir şey beklerim, böyle olacak bir şey. Bazen o tıkanıklığı açar o. Allah bazen onu alır üzerinizden. Böyle musibet gelir, bir içinize rahatlık gelir. Bir şey kırılır, bir şey dökülür. Sonra akabinde böyle içinize bir huzur gelir, birden bir dinginleşir. Bazen de şu bile rahmettir. O andaki dünyaya heva ve hevesin kesilir. O da bir rahmettir zaten. Hırs gidiverir bir anda. Hop söner. Hani şunu yapacaktın, bunu yapacaktın. Miami'ye tatile falan gidecekti şu. Fos bir anda. Hiç gündem bile olmaz. Bir bakarsın ki böyle iyiymişim ya dersin. O da bir rahmettir. Bunları test edin. Bunlar bak yabancı şeyler değil size. Hepimizin yaşadığı şeyler. O yüzden musibet geldi diyor. Nasıl oldu da bilmem ne yaptı şunu da. Yaptırana bak. Eskiden böyle mesela hakikaten olur. Bazen böyle çok nazar vesaire insanlar bunu hissedebiliyor. Bir şey kırılır evde. Oh çok şükür rahatlarsın. Kırıldı gitti bitti. Evet. Bizim bir aşık dede vardı. Tanıyanınız var mı bilmiyorum. Üsküdar'da. İmrahor Camii'nin meşrutasında kalırdı. Çok enteresan bir insan. Allah ruhuna müsait olanlar Fatiha okusun. Tanıyan var mı içinizde aşık dediği? Üsküdar'da. 90 küsur yaşında böyle yatalak gibi. Anlattım birkaç kere size burada. Eski talebeler, arkadaşlar biliyor. Dünyadan haberdar ya. Yattığı yerden Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin sarığını bana yaptırdı. Telefonla gönderiyorum dedi. Sarığını sardırıyorum dedi. Kalbini açtık dedi Ebul Hasan Harakani. Secde vaziyetinde bulduk dedi. Bu da sakalından tel dedi. Teli gösterdi. 800 sene, 700 sene. Plastik olsa erir be. 400 sene de eritiyormuş ya. Ama isterse Kamil'in kılını elleyemez. İlle müsaade ederse ayrı. Biz onları da gördük. O yüzden şimdi kuru kuru laf satıyorlar. Nasıl felç olmuş biliyor musunuz? Yatalak olmuş. Bolu'da mı bir yerde mi? İlle birisi davet etmiş. Aman gel 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 hanım yemek yaptı, hanım yemek yaptı falan filan. Yani istemeye istemeye dedi. Bir reddetti, iki reddetti. Sünneti seneye uygun değil de gitmiş. Amma yiyorsun be demiş. Mantı yapmışlar. Amma yiyorsun hacı aşık demiş. Birden beni bir sancı, ben fenalaştım demiş. Sancı gibi. O an sancı girmiş sırtına. O gün bugün yatalak. O yüzden böyle şeyler vardır. Hep söylüyorum bunu ara sıra. İnsanın yemesiyle dalga geçerler. Sofrada, sofraya oturur. Kilo almışsın hocam hızlı gidiyorsun. Hele bir kere bak bir insana eğer kıymet verip de evine çağırıyorsan tabağına koyduğun yemeğine bile bakma. Ayıp. 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 Hocalar çok hocam sen tatlı da yesin. Ya şimdi Allah'ını seversen ayıp olmasın diye yiyorum seni. Hayatta ben yani aç kalsam yemem o tatlıyı. Bir şeye benzemiyor. Bir de üstüne laf yiyorsun. Gitmişsin hatmini bilmemesi okumak için. Ne hiçbir şeyde ihtiyacı yok. Allah rızası için gitmişsin. Bir ukaralık yapar. Şeyde çok olur. Hatim cemiyetlerinde bir de kabir başında. Zinhar yarısı şeydir. Zannedersin ki adam kabir mühendisi. Kabir kazısı şöyle bakar. Oraya atar. Şey in, sen in, sen de in. Ya hoca var orada ya. Ne karışıyorsun sen? Karışma işte. Hepsi şey kesilir. O aslında ne biliyor musunuz? Bak burada psikoloji tahlil yapan adam var. Ben ölümden korkmuyorum havası basar. En ödlekler konuşur orada. O ölüm yani ben mevzuya hakim yani biz ölmek tabii bir şey benim için falan. Halbuki bir girse oraya anası ağlar onun orada. O aşırı korkudandır o gevezelik. Koy koy vur vur at at at. Sen vur, vur. Ulan bir adam gibi hayvanı gömsen biraz daha itinalı şey olur mu ya? Niye nereden kaybettik bu nezaketi? Kur'an okunuyor. Herkesin oturması lazım. Çalışan adam ayakta yapacak. Beklenir. Herkes konuşmaz. Orada iyi kötü bir hoca var. Elhamdülillah şimdi bayağı şu 7-8 senedir bayağı güzel hocalar yetiştirir. Cenaze imamı dediğinde eskiden sokakta gör yolunu değiştirirdin. Bundan 20 sene. Hakikaten öyle yani. Ve ne kadar bir şeye yaramayan hoca var Allah affetsin. Eski hocalarımızı kastetmiyorum. Doldururlardı oraya. Bak işte cenaze. Şimdi maşallah dört dörtlük bayağı böyle. Yani mihrapta, minberde gibi adamlar. Hakikaten ibret alıyorsun şimdi yani.
Bir bırak ya adam şey yapılsın. Bir dön hatim cemiyetlerine. Hoca sen oku, hani biz dinliyor, Yasin okuyor ya, Yasin. Şu, dün de anlattım ya. En net tesbih böyle dinler Yasin. Hani biz biliyoruz bunları falan. Yani yap işini git. Yani alacaksın o tablayı, fırlatacaksın. Ben zaten bir kere dedim ki, hey şişt, Kur'an okuyor, toplarım be dedim. O kadar da değil dedim. Evin sahibi olabilirsin ama Kur'an okuyorum dedim yani. Ha falan gem gün. Yemek demeden çıktım. Çünkü bunu yapan adam neler yapar yemekte? Tecrübeyle sabit. Yapmamak lazım. Karışma. Bir şey ikram ediyorsun, dönüp bakmayacaksın ve tabağa bakılmaz. Zehir yediriyorsun insana. Misafirlikte sonra bol bol, bir de o öyle insanlar çıktı şimdi. Kendileri kalori hesabı yapıyorlar. Sanki ben mecburum kalori hesabı yapmaya. Getirdiler, ben benim tabağım zannettim. Servis tabağıymış o. Altı parça ufak et koymuşlar. Herkes böyle cim. Abi o zaman niye yemeğe çağırdın? Ben sandviç arası yapıyorum onu zaten. Yani lüzum yok. Misafire bol ikram edeceksin. Artsın artsın. İsraf değil. İsrafı konuşmuyorum. Aldı üzerine maydanoz yap. Maydanoz üzerine bir tane boncuk at. Üzerine bir tane kürdan yapıştır. Onu konuş. O zaten hiç aklım ermiyor. Yiyeyim mi yemeyeyim mi de düşünüyorsun. Sanat eseri yapmış adam. Bir yere gittik. Allah'ını seversen. Yani sofrada kırıntı olsa ben çay içemem. Yani espri de yaptım artık, o kadar dokundurdum. Çok özenmiş, yazık, yeni evliler. Baktım her yeri cam parçası gibi sofranın içerisine. Boncuklar atılmış, mor, beyaz. Elini koyuyorsun burada iz yapıyor falan. Böyle çekiyorsun kaşın içine. Bir şey mi kırıldı dedim ben. Beni de bozmak istemiyorlar. He yok, o süsleme. Hemen anlamadım sanki. Her yeri. Abi ne yapıyorsun sen ya? Son yemeğin mi nedir? Allah'ını seversen ya. Tabak, tabağın altındaki tabak, tabak altı tabak, tabak. Yani kirleteyim diye ben attım. Yanına bir şey düşürüyorsun, kirlensin bari yani. Nasıl olsa yıkanacak çünkü. Ya bu ne? Allah'ını seversen bu nedir ya? Bu tuhaf değil midir yani? Bu nesi güzel ya? Sonra ondan sonra oturuyorlar. Hepsi aynı kaptan yiyorlar. Sen onun zevkini biliyor musun? Benim çocuk bile yumurta kırıyorum. Tabağa koyma baba, beraber yiyelim diyor. Biliyor çünkü ağzın tadını. Banacak, banmalık olsun yumurta diye. Acayip mevzular yani. Fe subhanallah. Misafire bolca ikram edilir. Tabağına bakılmaz. Yani istiyor musun istiyor musun? Efendim hiç önemli değil. Kalsın şifadır, berekettir. Bir kaşık alsanız da kâfi. Hiç mühim değil. Biz içeriz. Gönlünü hoş edeceksin. Misafirlik o demektir. Kalbini almak demektir. Karnını doyurmak değildir ki. İstiyorsun. Git darla cezeli. O yemek yap orada. Gönlünü almaktır. Duyuf. Edebiyatın Arapça karşılığı aslında misafir sofrası demektir. Edebiyat kelimesinin lügattaki bir manası ikram edilen sofra, misafir sofrası demektir. Nezaket olacak yani. Çok mu konuşuyorum? Ama bunlar mühim mesele değil mi? Ana ocağı diye bir şey yapmışlar. Seyrettiniz mi TRT'de? Seyredenler ki meyni kaldırsın. Hadi hadi kaldırsın. Bu kadar mısınız? Güzel bir şey yapmışlar. Onu bir enteresan seyredin. Ömür dediğin gibi var. O çok hoş. Onu biraz sulandırıyorlar. Bir de ana ocağı var. 2-4 tane 5 tane kız alıyorlar. 3-4 tane ana onları işte yok tezek temizletiyor, yemek yaptırıyor bilmem ne. Değişik bir format bulmuşlar. Becermişler. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Az çok televizyonculukla alakalı birazcık tecrübem var. Takdir edersiniz. Yani 1000 küsurdan fazla program olmuş. Arka planda da çalıştık. Yönetmen yardımcılığı da yaptım. Montajından sesine, ses band tiyatrosuna kadar çalıştım. 17-18 albümde çalıştım bizzat. Arka planı da biliyorum yani. Samimi söylüyorum, orada birkaç tane hanım var. O çakır gözlü bir teyze var. Hadi canımın içi şunu yap bunu temizle falan diye konuşuyor. Televizyonculuk açısından söylüyorum. 15 dakika, 15 saniye, 25 saniyelik bir mevzuyu bu kadar çabuk aktarıp hemen mevzuya geçilmesi açısından inanın Avrupa'daki şeylerde bile göremezsiniz bu kadar müthiş bir şey. Başarıdır yani televizyonculuk açısından başarı. Şimdi mesela orada yönetmen diyor ki abla diyor sen bunu anlatacaksın. Onlar bunu yapacak. Arka planda o var. Anladım diyor ve giriyor mevzuya tak 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 bitiriyor. Büyük bir başarıdır o yani. Çok ibretlik bir şey. Çok güzel. He? Dizi değil. Ana ocağı diye TRT 1'de.
TRT1'de. Ben diğer kanalları anlatamıyorum burada biliyorsunuz. Belediye olduğu için. TRT yanacak reklamını şey yapayım. Toparlıyorum hemen. Kalkacağız dedik. Dedi ki kölesi ölecek. Ya çok müthiş bir söz var ama çantalık bir söz. Yani bunu söylediğimde sakın dışarıda falan zayi etmeyin. Çok kıymetli bir söz. Acayip güzel bir söz. Bir kere işittim ben bunu hocamdan. Hala tadı damağımdadır. Ne kadar müthiş bir söz. Şimdi köpeği falan anlatırken benim rahmetli hocam derdi ki nasipsiz it kurbanda sılaya çıkar derdi. Sözün müthişliğine bak. Aman ya Rabbi. Nasipsiz it kurbanda sılaya çıkar. Tam evinde kemik bağlanık bağlanık gırla gidecek. Gideyim bir akrabayı dolaşayım dermiş tam o günü. Kurbanda çıkıyorsun. Ya başka gün ye öyle git. Nasipsiz it kurbanda sılaya. Ya kadar müthiş bir söz ya. Daha çok kullandığı da bir şey böyle. Bir şey adam yapmış hiç sormadan etmeden gitmiş. Boş ite menzil olmaz derdi. Boş ite menzil olmaz. Nereye giderse gitsin yani. Evet. Ama bu sözü bir kere söyledi. Nasipsiz it kurbanda sılaya çıkarmış. Dehşet bir söz. Müthiş bir irfan. Yani bunun karşılığı bile yok. Başka lisan adı var mıdır bilmiyorum. Arapçada illaki vardır da. Adam bunu işitince köleyi de sattı. Ziyandan kurtulup neşesinden yüzü parladı. Bu esnada üç vakadan kurtuldum diye şükürler etti, sevindi. Bak bir de bana öğretmiyordu. Ne kadar nimete mazhar oldu. Tavuk ve köpeğin lisanları öğrendiğimden beri kötü takdirlerden kendimi kurtardım demekteydi. Ya Musa söyledi ama hikaye yani. Ertesi gün o mahrum köpek dedi ki, ey herze yiyen horoz. Öyle söylüyor. Hakikaten de tavuk horoz herze yer. Biliyorsunuz tavuğun horozun yenilmesi için oruç tutturulur. Kalkıp imsakta böyle su vereceksin ağzı öyle değil. Yani tel bir şey, tel yüksek bir kafese konulur. Yani topraktan bir şey top. Çünkü pislik yer horoz. O pisliğin de onun vücuduna gitmesi için en az bir 24 saat lazımdır. Hani organik morganik salıyoruz biz onları yiyin diyorlar ya. Yakında bunu da söyleyecekler. Yani hazırlıklı olun. Burada maşallah hani bazen hocalar kendi reklamlarını yapıyorlar ya, böyle demiştik gördünüz mü çıktı falan diye. Hani dedim ben size Yavuz Sultan Selim Han'a kim konuşursa beklesin dedim. O diğerlerine benzemez. Eceli gelen diit cami duvarına diit. Dedim bak bekleyin Yavuz Sultan Selim Han'a birileri konuşuyor yaptıkları işlerden. Bekleyin rezaletlerini göreceksiniz. Dedim mi demedim mi bu salonda? Dedim. Duyanlar şahitler var. Ve çıktı. Böyle bazı turnusol kağıdı gibi bazı şey çizgiler vardır, hudutlar. Mesela Osmanlı padişahı İstanbul içinde bir adamın özür dileyerek söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Ama öğrendiğim bir şey aktarıyorum. İstanbul'da, İstanbul içerisinde bir adamın Abdülhamit Han'a sövüyorsa muhakkak nesebinde bir şey vardır. Bir, iki. Sultan Selim Han'a hakaret ediyorsa muhakkak da başına gelecek vardır. Bunlar çizgidir. Unutmayın. Her sana göre efsane. Bak ben söylüyorum ama. Ve bunu hatta şöyle anlatmıştım size. Hatırlayacaksınız. Adamın biri gece içip içip ne yapacak? Viranelik olduğu için, kabirler karanlık olduğu için kabirlerde yatıyorlar. Hala daha Kahrabe bölgesinde Mısır'da insanlar kabirlerde yatıyor. Mısır'ın yerli halkı kabirlerde yatıyor. 1,5-2 milyon insan var. Mısır'ın içerisinde yaşayanların çoğu Hristiyan. Yani fukara millet. Hatta benim hocam 89'da gittiğinde döndü geldi böyle 3-4 yerinde sıyrık vardı. Sadaka almak için elini tırmalamışlar. Kabirlerin içinde yatıyorlar. Çünkü büyük lahit gibi adam üstüne bir tane tahta geliyor bir şey yapıyor içeri oturuyor yatıyor kabir. Ev. Neler yok orada ne zatlar var. Adam da en son içkisini alıyormuş. Sallana sallana geliyormuş. Orada kendine bir mekan belirlemiş, bir kabir.
Baş diyormuş, taş gibi duruyor, adam gibi duruyordu karşısında taş. Ben diyormuş, sen de lan yakarım mı, ederim mi, tuh bilmem ne, affedersiniz istifra bilmem ne, hakaret, gırla. Sofiye'den bir zatmış böyle, Halim Selim bir zat, orada yatan kişi. Yine bir gün almış, dolunay falan da yok, karanlık. Kabirinin yerine giriyor ama bu sefer yandaki kabire çıkmış. Farkında değil. Orada da bir kadı efendi yatıyor. Hemen ben senin daha derken şok suratına bir tokat, bir ayılmış güm paldır küldür. Ne oluyor demiş. Ya bir şey çarptı bana. Yok demiş, sen kabirleri şaşırdın demiş. Her kabir benzemez birbirine. Bazen tükürürsün bilmem ne yaparsın, gıkı çıkmaz. Ötekisine böyle, kafan böyle kalır. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Herkesin mizacı birbirine uymaz. Öldükten sonra tasarrufu deviyor, aynen devam eder. Allah selamet versin, bir Melami Şeyhinden işitmiştim. Demişler ki, Nasreddin Hoca'nın kabrine bakarsan muhakkak, kabrine gidince muhakkak göreceksin. İddialaşmışlar, ben gülmeyeceğim demiş. Ne yapacağım? Adam demiş ki, ne olur ne olmaz. Tam oraya geldiğimde kafamı çevireyim, bakmayayım. Çıkmış demiş ki, ne oldu demiş, bak gülmedim demiş. Oradan geldim, gülmedim. İddiayı kazandım. Tam parayı çıkartacak, verecek. Ulan kafayı çevireyim. Çeviremiyor kafayı. Kafa böyle. Ya şaka yapıyorsun demişti. Abi kafam dönmüyor demiş ya. Kaldı böyle demiş. Şudur budur. Dokundu mu felç mi falan. Muzit bize türbelere demişler ki, alakası var mı? Olabilir. Bir dönsün. Tutulan tarafıyla bir baksın. Geçerse anlarız bundan. Değilse doktora götürürüz demiş. Gece bak, ulan nasıl kabir bu demiş. Duvarı yok, kocaman kapı. Da kafa iyileşmiş. Böyle komik işler var. Bunları da hikaye diye dinle. İlla doğru durma oldu. İnsanlara bunları anlatıyorsunuz şey yapan. Adam var ayet okur, hikaye gibi anlatır. Adam var hikaye anlatır, ayet anlarsın. Yani o senin anlayışına bağlı. Yani. Ertesi günü mahrum köpek dedi ki, ey herze yiyen horoz. Evet, hakikaten de herze yer. Hani söylediklerin, ne tek ne çift, hiçbiri çıkmadı. Senin yalanın ve hilen ne vakte kadar sürecek? Senin kümesinden yalandan başka bir şey uçmaz. Horoz dedi ki, haşa, burada kalsın. Hayır, kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Siz bana horozu da öldürteceksiniz en sonunda. Allah gözünüzü doyursun. At gitti, kadın gitti. Yani iki tane Hollywood filmi seyrediyorsun. Bir adam ölünce bırakıyorsun. Kaç tane öldürdük? He? 4 oldu. Köle de öldü. Adam ölecek. He, 4 olmadı diyor. Ben ölü sayısını söylüyorum. Ben 2 saat ders yapacağım diye sana vaat mi bulundu? Vaat değil mi? Noter tasdiki mi? Kaç saat şu anda? 4'e 2 var. Kaç? Devam edeyim diyenler el kaldırsın. Allah sizi ne yapsın. İşte demokrasiden içimize sindiremiyoruz demokrasi. Allah sizi ne yapsın. Buradan çıkarım, kimse konuşmaz benimle. O şartla. He, olur tabii. Sen kapıda bekle. He. Yok hikaye. Kaybettin hakkını. İkisi birden olmuyor öyle. Bak daha 100 kişiyle işim var akşam. Sanki tuzum kuru. Horoz dedi ki, haşa, ne ben yalan söylerim ne benim cinsimden öbür horozlar. Biz yalandan yunmuş arınmışız. Şimdi horoz burada konuşurken horozlar namına konuşuyor gibi oluyor ama aslında ilhama mazhar olan nefs-i mülhime sahibi olan zatın aldığı kaynağı ve mülhimede bulunduğu sürece o mülhimeden gelen, o ilham yoluyla gelen haberin doğruluğunu beyanına ait bir şeydir, konuşmadır bu. Anlatabiliyor muyum? Yani horoza bak, adı atıyor tutuyor demeyin. Şimdi mesele horoz değil, hala anlamadın mı? Mesele ağaç değil ya. Biz horozlar müezzinler gibi doğru söyleriz. Tabirin güzelliğine bak. Müezzinler gibi doğru söyleriz. E hocam ama şimdi tuttu mu yani, sen mülhime yani o kadar da yukarıda değil demiştin horoza. E zaten her müezzin de o kadar değil.
Sözü doğru. Müezzinler doğru söylüyor tabi. Evet. İşte Hasan-ı Haddadi Hazretleri Beyazıt-ı Bestami ziyarete gidiyor. Örsün üzerine çıkıyor ya. Allahu Ekber diyor. Örs eriyor. Benim ermem lazımdı. Daha ben de hakikatini bulamadım diyor. Ama abartıyorlar. Abartıyorlar ama bu ezanın hakikatiyle alakalıdır. Evet. Düşünsene Allah onun ağzından sesleniyor sana. Yani o müezzinliğin manevi haline uygun yaşayan bir insan için Efendimizin müjdeleri vardır. El müezzinune değil mi? Etvelun nas değil mi? Aynakan fi yevmi kıyame miydi? Yevmi kıyamette boyları en uzun olanlar olacak. İnsanın en uzun olacak. Boyları uzun. Neden? Sesini Allah'ın duyurmuş. Allahu Akbar demiş. Ezanın nasıl rahmet olduğunu, böyle hususi 4-5 saat sohbet yapmak lazım. O ezan sesini dinleyemeyenler. Ha şu var, ezanın sesini sonuna kadar açıp Allah cezanı vermesin dedirtecek hoparlör sistemleri var. Ona hakikaten bir şey diyemiyorum. Özür dileyerek söylüyorum ama böyle yani. Aklı çıkıyor adamın yani. O olacak şey değil. Bizim bir kere apartmanda Hüseyin abi biliyor işte. Bir ara sesini şey yaptı. Hoca çok gayreti diniyesi var. Yani mübarek geceliğin anladık sen teheccüd kılıyorsun camide. Hoparlörü niye açıyorsun? Dışarıya bir elhamdülillah ki destur diyorum lan karanlıkta böyle fısıldıyor birileri. Adam böyle gayet caminin şeyini açıyor. Unuttu mu ne yaptı? Ceza verir gibi hani nasıl siz uyursunuz der gibi olmaz. Allah adına bağırıyorsun. Halim olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Adam kılmıyorsa kılmıyor zaten. Bir de söver üstüne. Yapmamak lazım. Hadi kalktı bacan. Kalk, kalk. Namazından da bahane kılmıyorum ulan dediğinde fıkıh kitapları bile diyor ki eğer onu namaza davet eden adam ikrah ettirici çirkin şekilde çağırıyorsa ben böyle söylemekte kafir olmaz diyor. Namaz falan kılmıyorum ben dediğinde. Ama Halim Selim söylediğinde itiraz ediyorsa imanı sakat diyor. Yani oradan pay bile çıkıyor çünkü adama kızıyor. Namazı kızmıyor ki. Uygun olmak lazım. Uygun şey yapmak lazım. Bizim bir akrabamız vardı. Çocuklarını bir namaza kaldırıyor. İnan düşman hapishaneden öyle kaldırılmaz. Ne sorduğunda da Allah için kaldırılır. Allah böyle kaldırmıyor ki sana ne oluyor? Söylersin, ikaz edersin, vurursun. Bak hadi hayvan gibi etme. Böyle ev böyle inliyor. Böyle namaza kaldırılır mı ya? Hadi ya işte sabah bak gün ışıdı namaz. Uyuyakaldım diyor ya Resulallah. Allah uyuttu ne yapayım şimdi der gibi bir şey. Efendimiz tebessüm ediyor. Ya insan ne kadar mücadeleci. Efendimizin ahlakı bu. Erkenden de kaldırmıyor. Bazen benim uzandığım döşeğin hizasına yanına emamesi de yerde diyor secde gittiğinde. Ya dar çünkü o da. Böyle emamesi sarığı da yerde. Ayaklarının ucuna doğru. Rahatsız etmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde var böyle adam okuyor teheccüdde bir de eve yayın yapıyor. Hayırlı mı oldu? Ağlıyor falan kendi kendine. Ya tamam da bak bunu anlatıyor Efendimiz. Nasıl biliyor musun diyor o insan. Geceliğin diyor yataktan hırsız gibi kalkar. Ailesi onun namaza kalktığını bile hissetmez gece namazı için. Adeta bir hırsız gibi kalkar. Hiç kimse onun namaz kıldığını bile gece namazı nafile ibadet çünkü. Ve öyle Allah'a yalvarır diyor. Hane halkı bile duymaz diyor. Tenhada Allah'ı zikreder. Umum insanlar içerisinde aşikar ortamlarda Allah'ı zikredeni Allah aşikar ortamda zikredecek. Tenhada zikredeni Allah tenhada zikreder diyor. Ama galiba aşikar zikretmesi daha iyi değil mi? Öyle düşünüyorsun sen. Oradaki tenhadan kasıt kimsenin olmayışından kasıt hususi haremini alır demek. Yoksa bu insan işte Ahmet, işte Recep, işte Fatma Hanım kulumdur. Aşikar çünkü hep bunu meydanlarda bağırmış, konferanslarda konuşmuş. Ama geceliğin hiç kimsenin duymadığı Allah'ım, Allah'ım demişse onu herkesin giremediği özel, herkese ait olmayan bir makamda orada gel bakalım kulum diye ağırlıyor. Seç beğen al. İkisi de güzel.
Allah için ne yaparsan güzel. Allah için ne yaptıysan güzel. Ve asla ziyan yok. Allah bir göz yaşını bile zayi etmeyecek. Bakma sen insanların nefsinin seni hiç tanımadığına, nankörlük ettiğine. Allah'ta nankörlük yoktur. Allah'ın nankör ismi yoktur. Allah için bir kere ağladın, muhakkak onun binlerce kat karşılığı vardır. O yüzden hiç Allah'a laf söyletme. Allah'a imanla hiç laf söyletme. Bitiriyorum. İnşallah. Müezzinler gibi doğru söyleriz. Güneşi takip eder, vakti bekleriz. Üstümüze taş kapatsan, çok enteresan bu, tabirin güzeline bak. Üstümüze taş kapatsan da gene de onun altında güneşin bekçisiyiz. Yani bizim üstümüzü de örtsen sabah vakti biz yine öteriz. Çünkü biz haberi güneşten değil, Allah'tan alırız. Ne oldu? Kime benzedi konuşması? Musa'ya benzemedi mi? Satırdan, kelamdan, cümleden değil, Allah'tan sen iste ibret almayı dedi mi? Ya acayip işler. Evliya Allah da güneşin bekçisidir. İnsanlar arasında Allah'ın esrarına onlar vakıftır. Allah bizi namaz vaktini bildirmek üzere Ademoğluna hediye etmiştir. Eğer ezan vaktini bildirmekte bizden bir hata sadır olursa kellemiz gider diyor. Vakitsiz öten orozu kafasını keserler. Biz öyle hata yaptığımızda senin gibi hani yaptık bir daha oldu yalakalık falan yapamayız. Hata yaptık kat keserler diyor. Orozluktan çıktı bu. Vakitsiz öttü, rahatsız etti bizi. Bak. Vakitsiz hayyâle salat dememiz bizim kanımızı mübah kılar diyor. Biz öyle doğru konuşuruz. Sözlere bak ya. Ya bu insan horozu anlatsa Allah diyorsun kardeşim. Horozu anlatsa yani. İşte bu Allah aşığı böyle bir adam. Horoz anlatıyor. Ama Allah dedirtiyor işte. Vakitsiz hayyâle salat desek kanımız bize mübah olur diyor bizim kanımız. Kes bizi diyor. Söze bak. Masum olan yanılmayansa ancak vahya mazhar olan can horozudur. Bu aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın ehli sünnet vel cemaat akaidinden olduğunu gösterir. Peygamberler masumdur. Diğer insanlar masum değildir. 12 imam 12 imamımızdır. Başımızın aşk imamlarıdır. Fakat kızacak bazılarınız e'imme-i masumin değildir. Masumluk, ismet ancak peygamberleridir. Onlar vahya mazhar olurlar. Ama bunlar da çok temiz. Temizliği konuşmuyorum kardeşim. Masumiyeti konuşuyorum. Masum demek Allah'a isyan kabiliyeti verilmemiş zat demektir. Bunlar ancak peygamberlerdir. Bu da ehli sünnet vel cemaat akaidinin alametidir. Şu beyit Hazreti Mevlana'nın ehli sünnet vel cemaat olduğunu göstermektedir. Masum Allah'a isyan edebilecek zerrenin kendisinde bulunmaması demektir. Hata bile sadır olsa isyan için yapmamıştır onu. Allah yaptırmıştır. Bilerek yapmamıştır. Hata olsun diye yapmamıştır. İyi gördüğü için yapmıştır. Çünkü günah işlemeye kabiliyet vermemiştir Allah. Onlara masum dedi. Çocuk gibi. Çocuk aldı senin kafanda bardağı kırdı. Namussuz beni öldürmek mi istiyorsun? İdam edin. Var mı böyle bir hüküm? Masumdur çocuk çünkü. Adam bir defa vursa bugün dünya kanununa göre şey yapılmaz. O ayrı. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا nefs-i mülhimenin makamıdır. وَمَا يَنْتُكَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُّهَا peygamberin makamıdır. O bahsettiğiniz aynen mülhime nefse işaret eden ayettir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا orada da dikkat edersen ilk önce fucur zikredilmiştir. Çünkü frekansı açtığında hep iyi şeyler gelmez. Başka şeyler de gelir. Bir manası da şudur. İlhamı olan kişi en önce nerede hata yaptığını anlar. Fazileti en önce anlamaz. Hata yapmayacağı yeri en önce öğrendiği için فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا diyor orada. Bunu yapmayayım der. Çünkü bir insanın korunması amel etmesinden üstündür. Günahı terk etmesi amel etmesi. Bugünkü dersi çok iyi dinleyin. Bugün 50-60 önemli cümle var. Bununla iktifa etseniz yeter size. Hayır bu sahada diyorum. Çok önemli mevzular bunlar. Nefs-i mühime. Allah bana keşif açsın. Keşif açsın define bulayım.
Bir adamın keşfi açıldığında en büyük nimet ne olmalı biliyor musun? Nerede ziyan ettiğini görürse adamın keşfi açılmış demektir. Zararını biliyor. Nereden zarar ediyorum ben? Bunu anlamak kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. İşte Ziya Paşa'nın sözü. Oldu mu güzel kardeşim? Tam zamanında iyi bir soru sordun. Normalde soru almıyorum. Ama teşekkür ederim. Çok dikkatli dinliyorsun. Allah razı olsun. Şimdi ben bir yarım saat daha konuşurum bunun üzerine. Yok öyle bir şey tamam. Bu 11.003. beyit Hazreti Mevlana'nın ehli sünnet vel cemaat akaidinde olduğunu gösterir. Sen horoz hikayesi de dinleme. Mühim bak, çok mühim. Evet. O köle müşterinin yanında öldü ve tamamıyla müşterinin ziyanına sebep olduğu, müşteri ziyan etti. Fakat o efendi malını kaçırdı, lakin kendi kanına girdi. O ölecek diyor şimdi horoz. Şimdi o gidecek. Köleden de gitti, kaçırdıkça kaybı arttı, kaçırdıkça kaybı arttı. E yok şimdi, kendi gidecek diyor. Kendi gidecek. Bir ziyana uğramak bazen birçok ziyanı def edecek, def eder. Bizim bedenlerimiz ve mallarımız canlarımıza fedadır. Hastalık gelir, vesaire gelir. Nedir bunlar? Ömrün uzamasına vesiledir. Ömrün uzamasına vesiledir. Sıkıntılar, mihnetler, cefalar. Canım ama olur mu işte stres ömrü kısaltılıyormuş. Sen kalıbınla kalbini ayırmadığın için, sen namazı bile stresle kıldığın için tabii ömrün kısalır. Hani normal şartlar altında. Canın şunu söyleyeyim kalkıyorum. Canının devamı içindir denilirken tabirleri unutmayın. Tasavvufta, tasavvufi metinlerde can demek hayatta yaşamak demek değildir. Can demek sevgiliye verilecek hayatın olmasına can derler. Sevgilisi olmayan cana can denmezler. Hayvan derler, hayat sahibi. Anlatabiliyor muyum? Sen Allah'a kulluk edebileceğin o canının selameti için bazen dışarıdan ne olur? Zarar erişir. Aynı Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi yaralayıp da eşkıyanın eline geminin geçmemesi gibi. Hastalık olur. Sıkıntı olur, bir şey olur. Hep onlar bil ki Allah'ın sana verdiği başka bir nimetin, can nimetinin, kulluk ve kulluk edebilme süresinin uzatılması, bereketlenmesi içindir. O yüzden ne deriz biz? Hastalanan bir insana Allah şifa versin deriz. Şifa verince ne olur? Hastalıktan evvelki halinden daha güzel bir hal alır. Hali de değişir. Sırf bedeni değişmez. İyi ol, iyi ol, çok yaşa. Hapşu diyor, çok yaşa. İyi gör, iyi yaşa yetmiyor. Daha da iyi gör, hep bütün yaşa diyor. Atma lan işte, elhamdülillah diyor. İlk hapşıran Adem. Hayır, ilk insan olduğu hapşırdı manasına değil. Adem'in ruhuyla kalıbın arasında böyle bir tıksırma, aksırma gibi bir şey oluyor. Ve ilk kelam, elhamdülillah diyor. Kur'an'ında değil mi? Ayeti, elhamdülillah ilk ayet. Adem elhamdülillah diyor ruhu. Bedeniyle beraber imtizac edip harekete geçince, yani kalbin çalıştığının alameti ne? Hamd. Hamd. Elhamdülillah diyor. Evet. Yerhamukallah hapşıran insana söylenir. Adam nezde 72 kere hapşırıyor. Yerhamukallah. Yerhamukallah demeyeceksin. 3 kere hapşırdı, bir daha iade edilmez. Bir de yehdina ve yehdikumullah deniyor. Kur'an kursundayız. Ben anlatacağım kalkacağım ama hakikaten komik. Tövbe estağfurullah. Şimdi içimizde sopular da bana kızıyor ama hiç unutmuyorum. Hapşırdı. Şunu dedim. Elhamdülillah dedi. Arkadaş oradan yerhamukallah dedi. Bu da yehdina ve yehdikumullah dedi. O inna mentu birabkün fesme. Dedi lan yani bir hapşırdık artık. Yani karşı aşık tarafta şey. Tadında bırak şu işi dedi ya. Yani daha bırakacak yani. Ne yani daha? Tamam işte yerhamukallah. Hatta bazı zatlar diyor ki yehdina ve yehdikumullah kısmı bile bir zamanlar Efendimizin huzuruna Hristiyanlar da geliyordu. Yerhamukallah demişler. Biraz daha hani Allah sana merhamet etsin. Efendimiz'e. Hani siz bunu kullanıyorsunuz. Biz de kullandık hani öğrendik. Ama burada yerhamukallah'ı Efendimiz'e ashab-ı kiram hiç kullanmamıştır.
Ashab-ı kiram Efendimiz'e karşı kullanmamıştır. Birbirlerine kullanmışlardır. Çünkü Allah sana merhamet etsin diyorsun. Kime diyorsun bunu? Rahmetel lil alemine. Ne ya Rab irhamna bi Resulillah demiş bir çocuk. Hapşırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rab irhamna bi Resulillah. Ya Rabbi bize Resulullah'la merhamet et deyince Efendimiz tebessüm etmiş. Sahabe-i kiram da gözyaşlarıyla çocuğa dönüp bakmışlar. Kimdi o çocuk acaba? İrhamna ya Rabbi bize merhamet et bi Resulillah. Allah'ın Resulü'yle. Hani böyle bizde hani şey yarhamukallah deyince aleyhissalatü vesselamın yehdina ve yehdikumullah, Allah size de bize de hidayet etsin diyerek cevap mahiyetinde de olduğu söyleniyor. Haberiniz olsun. Evet. Fakat bir müminin elhamdülillah çok yaşa, iyi ol, sağlıklı yaşa, sen de gör, ben de gör. Ya abuk sabuk şeyler yapma ya. Bir de kalk oyna bari yani üstüne. İşte elhamdülillah demiş, tamam. Mecliste, ilim meclisinde hapşırıldığında adam elhamdülillah dese de herkes dönüp yarhamukallah falan demez. Adam ders dinliyor burada. Hapşırıyor elhamdülillah. Yarhamukallah yarhamukallah demez. Ders okunuyor çünkü. Tabii ki namazda da olmaz o. Namazda da adam hapşırınca elhamdülillah bile demediği için söylenmez. Bunu da hatırlamış oldum. Ama söz sözü açıyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûb ileyk ve sallala eşrefi ve es'adin nuri cemil enbiyayı vel mürselin. Ve aleyhim elhamdülillahi rabbil alemin. Üzerimizde hakkı bulunan cümle zevat-ı kiramın, cümle göçmüşlerimizin de ruhuna olmak üzere müsait olanlar Fatiha okurlar.